Ne oldu sana böyle? Bana saldırıyorlar. Onlar oradalar. Gel sen biraz dinlen, iyi görünmüyorsun. Yıldız? Ne oldu kızım? Anne. Anne, çok kötü bir rüya gördüm. Herkes benim peşimdeydi. Beni kovalıyorlardı. Hiçbir suçum yoktu. Allah Allah. Hayırlara vesile olsun inşallah. Rüyaların tersi çıkar derler. İnşallah anne. İnşallah kızım, inşallah. Kardeşini de kaldır da kahvaltıya gelin. Hadi bakalım tembel teneke, okul vakti geldi. Ya. Sen bilirsin, kalkmazsan kalkma. İstersen okula gitme. Ayşegül okuyup mühendis olsun, sen de kapısında şoför olursun. Ya abla ya. Ne yapayım? Kalkmıyorsun. Bir de okulu çok seviyorum diyordun. Seviyorum. Okulu mu yoksa okuldaki güzel bir kızı mı? Ağrınsızın var mı be? Biraz daha iyi misin bugün? Sen hiç uyumaz mısın be kadın? Hadi ben hastayım, uyuyamıyorum. Sana ne oluyor? Ben kendimi senden ayırabiliyor muyum sanki? Bilmez misin senin ağrını, acını? Seninle beraber çekerim ben. Ben de ona üzülüyorum ya. Ne olur yapma. Hiç olmadığı geceleri biraz dinlen. Sağlıklı günlerinde birlikte güldük. Şimdi de birlikte ağlarız. Keyif benim değil mi? Pek yüzünü güldürdüm sayılmaz ya. Neyse. Anlaşılan bugün huysuzluğun üstünde senin. Ben senden razıyım. Allah da razı olsun. Sen böyle konuştukça ağrım ağrı kalmıyor. Kız bugün başlıyor mu işe? Hayırlısıyla başlıyor. Çocuklar kalktı. Ben kahvaltıyı hazırlayayım. Az kalsın unutuyordum. Dün gece sen uyurken bitirdim elbiseyi. Bak, güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Hoş, ne giyse yakışır kızımıza. Giyecek bir şeyi kalmadı yavrum. Sağ olsun Emine Hanım kumaşını aldı da dikiverdim. Hadi kahvaltıya. Ne giyeyim diye bakıyorum. Buralarda çalışırken sorun değildi. Ama oralar biraz sosyetik yerler. Yeni bir elbisen olsa ne güzel olur değil mi? O da olur inşallah anne. Hele bir çalışmaya başlayayım. Ben senden evvel çalışmaya başladım bile. Al bunu giy. Bakalım benim güzel kızıma yakışacak mı? Ah, elbise mi diktin? İnanmıyorum sana. Yeni işe yeni elbise. Uğur getirir inşallah. Canım annem benim. Niye masraf ettin ki? Zaten elimiz darda. Emine kumaşını almış sağ olsun. Ben de geceleri uyuyamıyorum nasıl olsa dikiverdim. Hadi kızım giyin de gel. Ben de babanın kahvaltısını hazırlayayım. Hoş geldin Emine Hanım. Buyur geç içeri. Hoş bulduk. Az önce Nergis'le konuştum. Bir saat sonra Taksim Meydanı'nda olacakmış. Yıldız da hazırlanıyor. Hadi. Kızım hadi acele et. Bir saat vaktin kalmış. Tamam anne, geliyorum. Hoş geldin Emine abla. Hoş bulduk kızım. Ay çok yakışmış elbise. Sağ ol Emine abla, sayenizde. Lafı mı olur canım? Marifet annende. Anne ben babamın yanına tamam, gidiyorum. Kızım. Güzel kız canım maşallah. Ne giyse yakışır. Allah nazardan saklasın. Amin. Allah kimseyi elden ayaktan düşürmesin. Öyle zoruma gidiyor ki. Hiç böyle sözler edip beni üzme baba. Hem de işimin ilk gününde. Çok paralar kazanacağım ve seni ameliyat ettireceğim. Yine eski sağlığına kavuşup aslan gibi olacaksın. Yok kızım yok. Hissediyorum. Benden artık hayır yok. Güzel Allah'ım fazla süründürmez inşallah. Vakitlice alır canımı da size daha fazla yük olmam.
Aman baba, ağzından yel alsın. Söyleme öyle şeyler. Önemli olan senin ve kardeşinin geleceği. Gözümün açık gitmesini istemiyorsan senden tek dileğim namuslu ve onurlu olman. Kendi ayaklarının üzerinde durabilmendir. Yeni bir işe başlıyorsun. Yüzümüzü kara çıkarma. Canla başla çalış. Aldığının karşılığını ver. Kimseye muhtaç olma. Kimseye borçlu kalma. Bu sözlerin kulağıma küp olacak baba. Sen hiç merak etme. Güzel kızım benim. İnşallah her şey gönlünce olur. Canım babacığım benim. Kızım, kahvaltı etmeden mi gidiyorsun? Geç kalıyorum anne. Kızım dur. Al şu poşete poğaça koydum. Nergis'le yersiniz. Abla. Aman kızım kendine dikkat et. Ortalık it kopuk dolu. Çantanı çapraz omuzuna. Sakın karanlığa kalma. Sokaklarda serseri dolu. Sağ ol canımın için. Bak sen şu fındık faresine. Bir de anasıyla dalga geçiyor utanmadan. Anneciğim. Güle güle yavrum. Hadi. Hadi bakalım. Böyle koşturduğuna göre geç kaldın herhalde. Çok sağ ol Nihat abi. Doğru, biraz geç kaldım da ondan telaştım. Hadi geliyor musunuz? Hadi bakalım. Geçenlerde aynısı benim de başıma geldi. Elimde bir torba çivi vardı. Ayağım yerdeki çıkıntıya takıldı. Kapaklandım yüzüstü. Poşet elimden fırladı. Bütün çiviler yerde. Toplayana kadar İki otobüs kaçırdım. Bugün yeni bir işe başlıyorum. Hayırlı olsun. Sağ ol. Nerede? Taksim'de, bir firmada. Komşumuz Emine ablanın yeğeni orada çalışıyormuş, o buldu. Ustan nasıl oldu bu arada? Aynı Nihat abi. Sürekli ağrıları var. Yataktan çıkamıyor. Hı hı. Çok sıkılıyor, çok üzülüyor. Ameliyat olması lazım ama durumumuz malum. Yaptıramıyoruz işte. Biliyorum. Bağkur borçlarını ödeyemeden yatağa düştü. Artık çalışıyorum. Bir yolunu bulacağız. Bir türlü gelemedim. Arayı uzattıkça da utanıp gelemedim işte. Aman Nihat abi, düşündüğün şeye bak. Sen gel yeter ki. Babam çok sevinir. Birilerini gördükçe morali daha çok düzeliyor. Hadi iyi günler. Mutlaka gel Nihat abi. Babam da çok sevinir. Tabii tabii. Günaydın Yıldız. Çok beklettin mi? Biraz geciktim galiba. Önemli değil. Keşke Taksim'e geldiğinde beni cepten bir çaldırsaydın. Benim cep telefonum yok ki. Sen ciddi misin? Benimle dalga geçmiyorsun değil mi? Takma kafana, buluruz bir çaresini. Sen kahvaltı ettin mi? Acele çıktım. Ama annem poğaça verdi birlikte yeriz diye. Boş ver poğaçayı şimdi. Bir yerde bir şeyler atıştırırız. Hem ben bir kahve içmeden güne mümkün değil başlayamam. Günaydın. Günaydın Orkun, ne haber? İyidir. Kaç gündür nerelerdesin? Yoksa başka yerde mi yiyorsun artık yemeğini? Yok. Yok canım, buradan vazgeçer miyim hiç? İşlerim vardı, gelemedim. Patronun nerelerde? Akşam yine sarhoştu. Telefon etti, yoldaymış. Emirler yağdırdı yine. Neyse, ver benim kahvaltılıklarımı ve kahvemi. Kahvaltılıklar iki kişilik. Yıldız sen ne içersin? Çay. Baş üstüne. İlk başta bu iş biraz sıkabilir seni. Ben de böyle başlamıştım ama sabrettim.
Bak şimdi hem yönetici sekreteriyim hem de şirketin ön muhasebesini tutuyorum. Senin üniversiteyi kazandığını duymuştum. Açık öğretime devam ediyorum. Daha önce trikotaj atölyesinde 3 kuruşa sabahın köründen akşama kadar çalışıyordum. Burası fabrikaya benzemez. Ne iş yapacağım tam olarak? Hostes olacaksın. Hostes mi? Hostesi ben uçakta olur diye biliyorum. Öyle hostes değil canım. Konuklara kapıyı açacak, yer gösterecek, ikramda bulunacaksın. Şirkete gelen ilk seni görecek. Senin onlar üzerinde çarpıcı ve güzel bir izlenim yaratman lazım. Şirket profilini ilk sen temsil edeceksin. Neyse, şimdi bunları buyurun. Boş ver. Zamanla anlarsın ne dediğimi. Ne oldu? Neden öyle bakıyorsun? Bu kıyafetlerle bu iş olmaz. Olmaz mı? Ne yapacağız peki? Merak etme, bir yolu bulunur. Bak, bizim şirket burası. Burası showroom. Bizim ofisler şu tarafta. Gel. Günaydın Selma. Günaydın. Gel canım, otur. Cihan Bey geldi mi? Henüz gelmedi Nergis Hanım. Bakın ne olacaksın. Çünkü iş yaptığımız insanlar zengin ve güçlü insanlar. Yurt dışından da gelenler oluyor. İlk izlenim her zaman önemlidir. Günaydın Cihan Bey. Günaydın. 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 Cihan Bey, bu Yıldız. Hosteslik için size daha önceden sözünü ettiğim arkadaş. Senin okeyini aldıysa sorun yok. Tamam, iyi, hoş, güzel kız da bakımsız biraz. Çeki düzen versin kendine, böyle olmaz. Birkaç güzel kıyafet, makyaj vesaire, anlıyorsun değil mi? Evet Cihan Bey, farkındayım. Halledeceğiz. Ayrıca cep telefonu da yokmuş. Al bakalım. Bunu benim kıza almıştım, beğenmedi hanımefendi. Kameralı istiyormuş kraliçemiz ama onun işini görür. Neyse, bugün bir ara Yıldız'la beraber çıkıp biraz alışveriş yapın. Maaşından azar azar keseriz. Peki efendim. Bu senin artık. Duydun değil mi? O kameralı telefon isteyen kız 7 yaşında, biliyor musun? Vay tertip. Hoş geldin. Ya nerelerdesin? Gömüldün talaşların arasına. Ara ki bulasın. Sorma birader. İş güç derken vakit bulamıyoruz. Vallahi hep öyle. Daha geçen hafta andık seni. Bizim hanım salona büyük bir yemek masası yaptıralım Nihat'a dedi. Bugünlerde arayacaktım. Gel şöyle benim odaya geçelim. Ne içersin? Çay iyi gider vallahi. Harareti alır. Yonca Hanım, bize 2 çay. Yok yok. Ya Adnan, yapma gözünü seveyim. Nasıl bir şey istiyor yenge? Bir ara atlar eve gideriz. Yakın buraya. Bizim hanım anlatır sana nasıl olacağını. Nasılsın bakalım? Ne zaman evleniyorsun oğlum? İyice bekarlığa kök saldın. Ne zaman amca olacağız? Ben baba olduğum zaman. O da biraz zor görünüyor. Nedenmiş o? Ne bileyim. Biz sevdalansak bile öyle kolay kolay söyleyemeyiz ki. Sen yeter ki sevdalan. Ben gider isterim kızı. Sen önce bana temiz bir araba ver de belki kızı ikna etmek daha kolay olur. Kardeşime bak. Sen araba iste yeter ki. Bir doktor müşterim var. Yeni bir araba aldı. Eski arabasını buraya bıraktı. Araba temiz. Sadece şehir içinde kullanılmış. Cillop gibi. Nasıl? Güzel. Görür görmez kanım ısındı vallahi. Fiyatı biraz yüksek gibi geldi bana tertip. Ayıpsın tertip. Merak etme, sana uygun bir şeyler yaparız. Aslanım. Bu
Kusura bakma, bilmediğimden soruyorum ama sen çok fazla para mı kazanıyorsun? Bu kadar şeyi nasıl alabiliyorsun? Hele o son aldığın çantanın fiyatını görünce gözlerime inanamadım. Hayır, çok fazla kazanmıyorum ama her şeyin yolu var kızım. Nasıl yani? Her şeyi maaşından almaya kalkarsan yetişemezsin. Ama hayatta bunları elde etmenin başka yolları da var. İyi akşamlar Yıldız. İyi akşamlar Nihat abi. İstersen seni evine kadar bırakabilirim. Zahmet olmasın. Ne zahmeti canım? Zaten yolumun üstü. Ver çantalarını. İşe başlayacaksın demiştin. Nasıl geçti? Bilmiyorum. Henüz bugün ilk günümdü. Zamanla alışırım. İyi olacak sanırım. Böyle güzel bir araban varken minibüslerde ne işin var Nihat abi? Bugün aldım. Ne zamandır kafamdaydı. Uygun bir fırsat düşünce de alıverdim işte. Güle güle kullan. Sağ ol. İstersen bir gün seni gezdiririm. Yani Mustafa'yı da alırız. Birlikte gezeriz. Çok güzel olur. Mustafa bayılır vallahi. Ne zaman isterseniz. Ben artık ineyim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hakkı Usta'ma selam söyle. Ellerinden öperim. Buyur gel. Babam seni görünce sevinecektir. Şimdi böyle vakitsiz olmaz. Daha sonra mutlaka uğrayacağım. Peki Nihat abi, sen bilirsin. Hoş geldin kızım. O poşetler de ne öyle? Nasıl geçti iş? Meraktan öldüm vallahi. Hepsini anlatacağım anne. Ama o kadar acıktım ki seni bile yiyebilirim. Tamam kızım. Hemen yemeği hazırlıyorum. Sen de elini yüzünü yıka. Yemek de anlatırsın o zaman. Yani anlayacağın anneciğim, bu iş çok farklı. Çok zengin, çok seçkin insanlar geliyor. Patron bu kıyafetlerle olmaz dedi. Ne yapalım kızım? Elimizden gelen bu kadar işte. Canım annem benim, üzülme sen. Nergis'le beni alışverişe yolladı. Azar azar maaşımdan kesecekler. Gerçi Emine ablan biraz anlattı ama. Nasıl bir iş? Yorucu mu? Pek değil. Güzel bir mutfak var. Bir buzdolabı, bir ocak, kahve makinesi, çaydanlık, cezveler falan var. Gelen misafirleri karşılıyorum. Salona buyur ediyorum. Sonra da ne içersiniz diye soruyorum. Çerezler, meyveler, içecek bir şeyler falan ikram ediyorum. Daha önce hem az para alıyordun hem de çok eziyorlardı seni. Zaten senin çalışman üzüyor beni. Ah, keşke elim ayağım tutsa da bir an önce işimin başına dönebilsem. Siz her şeye değersiniz baba. Benim sizlerden başka kimim var ki? Sizin için çalışmak beni mutlu ediyor. Aa. Doğru ya, telefonum çalıyor. Telefon mu? Alo? Yıldız, ne haber? Ya bak ne diyeceğim. Ben alışverişten sonra sana unuttum söylemeyi. Biz burada eğleniyoruz arkadaşlarla. Bir taksiye atlayıp sen de gelsin. Ben şey... Gelemem herhalde. Sen keyfine bak. Başka bir gün inşallah. Sen bilirsin ama gelsen iyi olurdu. Teklifin için sağ ol. Tamam o zaman. Yarın görüşürüz. Kızım kimdi arayan? Ne oldu? Gece vakti bir şey mi var? Yok bir şey anne, Nergis. Bir yerdeymiş, beni de çağırdı. Bu saatte neresiymiş orası? Bilmiyorum anne, gelemem dedim zaten. Allah Allah, bu zamanı gençleri de iyice şaşırdı yani. Kızım, o telefon nereden çıktı? Abla, oyunu var mı onun hiç? Biliyor musun, benim arkadaşım babasında film çekeni bilen varmış. Dur şimdi oğlum. Nereden çıktı o telefon Yıldız? İş yerinden verdiler baba. İş için gerekliymiş, acil durumlar için. İyi. Tamam o zaman. Sakın kimseden karşılıksız bir şey alma kızım.
Şuna bir baksana. Hmm. Toplamana bak. Evet. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Başka bir arzunuz var mı? Hayır, çıkabilirsiniz. Böyle bir parça bulmuşsun, bize haber vermiyorsun Cihancığım. Olmuyor ama böyle. Ne parçası? Şu senin hostesi diyorum. Harika bir parça. Bana bak. Yoksa sen mi göz koydun kızı? Eğer öyle bir niyetin varsa açıkça söyle. Biz evlendik artık oğlum. Bizim öyle taraklarda bezimiz kalmadı. İyi ya o zaman, daha ne? Olmaz Gökhan. Niye olmasın? Nasıl olur ya? Olmaz öyle şey. Gayet basit. Yarın gece benim çok önemli özel bir toplantım var. Bana yardımcı olacak geçici bir sekretere ihtiyacım var. Yani bir nevi ek bir iş. Onun paraya, benim de ona ihtiyacım var. Ha? Ne dersin? Ya Can, amma uzattın ya. Biz seninle arkadaş değil miyiz? Bugün bana piyangodan mı çıktın sen? Hadi hadi, çağır şunu. Selma Hanım, efendim? Yıldız Hanım'ı gönderir misiniz? Peki. Hmm, demek adı Yıldız. Gelin Yıldız Hanım. Gökhan Bey'i tanıştırayım size. Eski arkadaşımdır. Kendisi bir ihracat firması sahibidir. Gökhan Bey'in yarın gece özel bir toplantısı var. Sizin Gökhan Bey'e yardımcı olabileceğinizi düşündüm. Ek iş yapmak isterseniz tabii. Bilmem ki. Eğer siz uygun görüyorsanız. Hı hı. Çıkabilirsiniz. Hı hı. Peki. Sağ olasın Nergis. Bana böyle bir iş bulduğun için sana nasıl teşekkür edeceğim bilemiyorum. Yarın için ek bir iş aldım. Herkes işten kaçmak için fırsat arar. Sen iş var diye seviniyorsun. Bak aklıma ne geldi. O zaman bu gece dışarı çıkalım işten sonra. İşe girmeni kutlarız, ne dersin? Vallahi bilmem ki. Hatırlar mısın, bir kadın vardı. Bize ne çektirmişti? 50 kere geri getirmişti o komodini. Burası olmamış diye, şurası olmamış diye. Sırf onun işi için bir haftamızı kaybetmiştik. O kadın şimdi bizim bir numaralı müşterimiz oldu Hakkı Usta. Sürekli iş yaptırıyor. Senin hasta olduğunu duyunca da çok üzüldü. Onun gibi usta yoktu diyor. Geçmiş olsun dedi, çok selamı var. Ah Nihat, şu yataktan kurtulduğumu bir görsem. Adak adadım, kurbanlar keseceğim. Ama bilmem ki eskisi gibi olur muyum. Öyle deme ustam, senin gibi usta görmedim ben. Allah'ın izniyle sağlığına kavuşacaksın. Yine seni göreceğiz aramızda. İnşallah yavrum, inşallah. Bir çay daha doldurayım mı? Zahmet olmasın ya Ayşe abla. Ne zahmet oğlum? Yıldız da işe başlamış. Evet, başladı. Yani anlayacağın, artık kızımızın eline bakar olduk. Estağfurullah ustam. Seninkisi geçici bir rahatsızlık. İnşallah en kısa zamanda iyileşip eskisinden daha çok çalışacaksın. İnşallah oğlum. Buyur oğlum. Yıldız da neredeyse gelir. Oo Nergis, ne haber ya? Yoktun kaç zamandır? Nerelerdeydin kaçak? Sorma, bu aralar işler çok, gelemedik. Senin Kemal burada, haberin olsun. Nergis, bu dünya güzel arkadaşımız da kim böyle? Senin böyle arkadaşların var da neden tanıştırmıyorsun? Hadi hadi, çek arabanı bakayım. Bana da her zamanki şaraptan getir. Tamam tamam, anlaşıldı. Bize buradan iş çıkmayacak. Siz ne alırdınız hanımefendi? Size de kırmızı şarap mı? Kırmızı şarap mı? Yok, ben meyve suyu alayım. Peki, emredersiniz. Bir şarap, bir de meyve suyu. Hayrola Serkan, bu gece yalnızsın. Suzan yok mu? O eskidi, yenisine bakıyoruz artık. Bana bak, Nergis'in yanında yeni bir çıtır var. Geliyorum ben.
Nergis merhaba canım, nasılsın? Merhaba merhaba, yok. Öf, çek elini ya, dokunma bana. Ne oldu, neyin var Nergis, niye trip yapıyorsun bana? Ne tripi ya senin yaptıklarından sonra? Sinirlenme, biraz ya. Sakin ol. Biraz sakin olmasını öğreneceksin, tamam mı canım? Çek elini, dokunma bana diyorum sana. Sakin ol diyorum sana. Gel bir oturalım, konuşalım şuraya. Oturalım. Hayır, çözelim şu meseleyi, hadi. Tamam mı, istemiyorum seni, dokunma bana. Sinirlenme Nergis. Sakin ol. Çek elini, dokunma bana, ya istemiyorum. Neyin var bugün senin, anlamadım ki. Nergis, ben kalksam diyorum. Nergis. Nergis. Ya git ya. Ya amma uzattın, sus. Hadi gel oturalım biraz. Nerede kaldı bu kız? Saat kaç oldu? Emine Hanım söylemişti bana. Bazı günler geç saatlere kadar kalabiliyorlarmış. Ah aşağı. Bugünlerde mi görecektik? Buna da şükür Hakkı Usta. Doğru. Doğru da. Baba, ben bu matematik sorusunu çözemiyorum. Şuna bir baksana. Oku bakayım. 8 + 3 armut. Merhaba. Merhaba. Sıkılmış görünüyorsunuz. Nergis ile Kemal böyledir. Her gece kavga etmezlerse rahat edemezler. Ben de sıkıldım. Belki biraz sohbet ederiz diye düşündüm. Öyle yerler esasında çok hoşuma gitmiyor. Müziği de sonuna kadar açıyorlar. Sohbet de edilemiyor. Ama arkadaşlar gelince biz de peşlerine takılıyoruz. Anlıyorum. Ben de böyle yerlere pek gelmem. 2 kadeh daha alabilir miyim lütfen? Sağlığınıza. Yoksa tanışmamızın şerefine mi deseydim? Hadi karşılaşmamızı ve dünyanın bütün güzel tesadüflerini içelim. İsmim Semih. Ya sizin? Yıldız. Çok güzel bir isim. Size çok yakışmış. Bir reklam şirketim var. Çok yoğun bir iş temposunda çalışıyorum. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben mi? Nergis'le aynı iş yerinde çalışıyorum. Aileniz ne yapıyor? Benimkiler yıllardır yurt dışındalar. Sürekli hasret çekiyoruz. Bizimkiler buradalar. Babam mobilyacı. Şimdi emekli sayılır. Annem de ev hanımı. Çok güzel. Gerçi insan ailesini özlemesini özlüyor da uzun süre bir arada kalınca da bu kez de sıkılıyor. Hadi ne duruyoruz? Bu gecenin en parlak yıldızının şerefini içelim. Tanıştınız galiba. Tanışmak ne kelime, kadehleri bile devirmişsiniz. Hafta sonu alışverişe gideceğiz Kemal'le. Semih sen de gelirsin, Yıldız da gelir, ne dersiniz? Ne diyecekler canım, gelirler tabii. Hafta sonu mu? Ama ben gelemeyebilirim. İtiraz falan yok. Semih de geliyor bak, değil mi Semih? Tamam geleceğim ama artık kalksak iyi olur. Nergis biliyorsun bizimkiler merak ederler. Biz Kemal'in evine gidiyoruz. İstersen seni de bırakabiliriz Yıldız. Ne haber Aysun? İyidir.
Sana bir dörtlük okuyayım mı? Oku. Bir güneş gibi doğdun bahtıma. Seni oturttum gönül tahtıma. Her şeyin bir başka güzel ama ille güzel gözlerin takıldı aklıma. Nasıl? Bu ne ya? Sakızdan mı çıktı? Ne o kızım? Biz seni yanlış tanımışız valla. Semih'i hemen kafaya aldın. Helal olsun sana. Bye bye. Görüşürüz. Kızım nerelerdesin bu saate kadar? İş uzadı anne. Yurt dışından konuklar gelmişti de. Meraktan neredeyse aklımı kaçıracaktın. Bu nasıl iş böyle kızım? Böyle işte anneciğim, ne yapayım? Baban... Kusura bakma anne. Hemen yatmak istiyorum, öyle yorgunum ki. Hadi kızım kalksana. Geç kaldın. Hadi Yıldız. Sen dün gece içki mi içtin yoksa kız? Yok annem. Nergis ayıp olmasın diye iki yudum al dedi, hepsi o kadar. Görevimin bir parçasıymış. Müşterilere eşlik eder gibi davranmam gerekiyormuş. Olur mu hiç öyle şey kızım? İçki içmek nasıl işinin bir parçası olurmuş? Nasıl iş yeriymiş orası? Bana da garip geliyor ama öyleymiş, ne yapalım? Oralar bir başka alem. Ben de ayak uydurmaya çalışıyorum. İlk günden itiraz mı edeyim? Ne olur kendine dikkat et kızım. Para kazanacaksın diye itibarımızla oynama. Sizi utandıracak bir şey yapmam ben. Yoksa kızına güvenmiyor musun? Güveniyorum yavrum, güveniyorum da. Dünya o kadar bozuldu ki. Ha anne! Bu akşam da mesaiye kalacağım, söylemeyi unuttum. Yine geç kalabilirim. Bugünkü toplantı çok önemli. En küçük bir hata istemiyorum. Peki efendim. Yıldız neredesin sen? Daha dün bir bugün iki geç kalıyorsun. Ne demek oluyor bu? Özür dilerim efendim. Dün gece biraz rahatsızdım. Geç vakte kadar uyumadım da. Bugün Japon konuğumuzun geleceğini biliyorsun. Uyardım ve hiçbir aksilik istemiyorum dedim. Üzülme. Cihan Bey böyledir işte. Gergin olduğu anlarda çevresinde fazla dolaşmayacaksın. Arkadaşlar, şirketimiz büyük bir adım atmıştır. İhaleyi almayı başardık. Bu belki çok çalışmak demek. Ama büyümek de demek. Önümüzdeki 2 yıl boyunca bu çekik gözler canımıza okuyacak. 2 yıl boyunca herkesin fazla mesai yapması gerektiğini şimdiden söylüyorum. Ve mazeret de istemiyorum. Mesai ücretleriniz fazlasıyla verilecektir. Yeter ki şu işi alnımızın akıyla bitirelim. Tebrikler Cihan Bey. Teşekkür ederim. Ha Yıldız Hanım, Gökhan Bey aradı. Mesai bitiminde şoförünü yollayıp sizi aldıracakmış. Peki efendim. Kolay gelsin. Yıldız Hanım geldi efendim. Buyursunlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Gökhan Bey. Kimseyi göremedim de acaba iş iptal mi oldu diye düşündüm. Hayır, iptal olmadı. Toplantı ertelendi.
Bu gece ikimiz bir hazırlık çalışması yapacağız. Bir kadeh içersiniz değil mi? Teşekkürler, ben almayayım. Al al, yorgunluğun üstüne ilaç gibi gelir. Vakit geçirmeden başlasak diyorum. Aceleye gerek yok. Ne demişler, dünyanın işi bitmez. Ama zamanı da doğru kullanmak gerek. Değil mi Gökhan Bey? Haklısın. O halde bırakalım lüzumsuz lafları. Daha güzel, daha sıcak konulardan konuşalım. Ne demek istiyorsunuz? Ben buraya sizinle sohbet etmeye gelmedim. Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa anlaşır. Karanlık gecede yolunu yitirmiş aşıklara ilham veren kutup yıldızı gibisin. Lütfen bu dansı bana lütfeder misin? Gökhan Bey, kendinize gelin lütfen. Ben buraya sizinle dans etmek için değil, çalışmak için geldim. Ve ben de bunun için bir ücret ödeyeceğim size. Evet ama... Sakın beni yanlış anlamayın. Kötü bir niyetim yok. Sadece yoğun bir çalışmanın ardından ruhumu ve bedenimi dinlendirmek için sizden yardım etmenizi rica ediyorum. Lütfen bunu da bir iş olarak göremez misiniz? Hayır, asla. Peki o halde mesai ücretiniz iki katına çıkarıyorum. Siz ahlaksız bir insansınız. Bana nasıl böyle bir şey teklif edebilirsiniz? Cihan Bey odasında mı? Evet, odasında. Hayrola? Buyurun. Cihan Bey, sizinle bir konuyu görüşmek istiyorum. Çok önemli. Anlat, seni dinliyorum. Neymiş çok önemli olan konu? Dün beni Gökhan Bey'in yanına göndermiştiniz ya. Gökhan Bey hiç beklemediğim bir şekilde karşıladı beni. Çok şaşırdım. Neden, ne oldu ki? Bana inanılmaz ahlaksız bir teklifte bulundu. Yok canım, Gökhan Bey yapmaz öyle şeyler. Benim eski arkadaşımdır. Yıllardır tanışırız. Lütfen arkadaşım hakkında söylediklerine dikkat et. Vallahi Cihan Bey, yalan söylemiyorum. Ben de çok şaşırdım. Mutlaka yanlış anlamışsındır. Hayır Cihan Bey, yanlış anlamam mümkün değil. Hatta bana ücretini iki katına çıkarırım dedi. Toplantı falan da yoktu. Hatta şirkette hiç kimse yoktu. Tamam, peki. Ben konuşurum kendisiyle. Hadi şimdi bu kadar işin içinde böyle şeylerle canını sıkma. Bir daha çağırırsa gitmezsin, olur biter. Tamam mı? Çıkabilirsin. Alo. Anladığım kadarıyla dün gece avucunu yalamışsın ha? Müstahak sana. Nihat Usta, sen ne zaman evlenip çoluk çocuğa karışacaksın? Artık tohuma kaçmaya başladın oğlum. Ne bileyim abi, bakalım. Kısmet. Evim var. Arabanı da aldın. Bir eksiğin evin içinde dönecek bir gelin. Sen bu işi daha fazla geciktirme. Eğer beğendiğin bir kız varsa yengenle biz gireriz araya. Sağ ol Yaşar Usta. Biri var ama... Tamam işte. Bak varmış. Ben kendi kendime kuruyorum biliyorsun. Onun bundan haberi bile yok. Nasıl, beğendin mi? Efendim? Ayakkabıyı diyorum, beğendin mi? Ha, evet, gerçekten çok güzeller. Çok beğendiysen alalım sana. Bu ayakkabılar çok pahalıdır. Deli olmak lazım onları almak için. Bu ayakkabıyı sana almak istiyorum. Hayır canım, öyle şey olur mu? Ben onu bir aylık maaşımla bile ödeyemem. Almasak bile en azından denersin. Bilmem ki. Hadi, o kadar beğendiğin bir şeyi yakından görmelisin. Hadi. Ama şu istediğim elbiseyi almadın ya bana. Bunu unutmayacağım Kemal. Ne istediysen aldım Nergis. Ama o elbiseden söz açma bana. Para önemli değil.
Ama o elbiseyi senin sırtında görmek istemiyorum. Beğenmedim. Almıyoruz. İyi peki tamam. Almıyoruz. Hemen kızma. Semih ve Yıldız nerede? Biz dükkana girerken buradaydılar. Sen bir dükkana girince iki saat çıkmıyorsun ki. Sıkıntıdan çatlayıp bir yerlere gitmişlerdir herhalde. Bak oradalar, bir sürü şey almışlar. Ne oldu? Birden ortadan kayboldunuz. Yıldız bir ayakkabıyı çok beğendi. Girmişken hem onu aldık, sonra derken başka şeyler de gözüme çarptı. Ben almaması için çok ısrar ettim ama o inatla aldı. Bunun karşılığını nasıl ödeyeceğim ben? Semih'in içinden gelmiş, almış. Senin düşündüğün şeye bak. Ne aldın bakayım? Ay bunlar çok güzel kız. Evet. Madem yenisi alındı, gel bakalım benimle. Üstad, nasıl buldun Yıldız'ı? Bir içim su vallahi. Gerçekten harika bir parça. Senin o uzatmalı garson kızdan sonra bu kraliçe oğlum. Oho, baba sen nerelerdesin? Ben ondan sonra iki tane eskittim. Senden korkulur vallahi Semih. Aman Allah'ım bu ne? Sen gerçekten bir yıldızsın. Kötü niyetle değil canım. Gerçekten çok etkilendim. İnanılmaz olmuşsun. Çok teşekkürler Semih. Sana borcumu nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum. Unut böyle şeyleri. Benim için paradan daha önemli şeyler var. Parayı kolay kazanıyorum. Önemli olan dostlukları kazanmak. Biz gidiyoruz arkadaşlar. Siz keyfinize bakın tamam mı? Hadi biz de çıkalım. Bir yıldız gibi doğdun bahtıma. Seni yerleştirdim gönül tahtıma. Her şeyin bir başka güzel ama ille de güzel gözlerin takıldı aklıma. Nasıl? Beğendin mi? Senin için yazdım bu şiiri. Evet çok güzel. Güzel bir gün geçirdim. Kaç gündür çok gergindim. Bana böyle bir gün yaşattığın için sağ ol. Umarım daha böyle birçok güzel günlerimiz olur. Biliyor musun? Çok tatlı bir kızsın. Teşekkür ederim. Hem çok güzelsin hem de çok doğal ve temiz kalplisin. Sıcacık bir yüreğin var. Bunu hissediyorum. Size olan borcumu nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum. Ama bir gün mutlaka. Kolay. İstersen hemen ödeyebilirsin. Nasıl? Yıllardır neyin özlemini çekiyorum biliyor musun? Şöyle bir gün evimde, ben salonda, televizyonun karşısında, ayaklarımı uzatıp film seyrederken birinin mutfakta yemek pişirmesini. Sonra da sofrayı hazırlayıp beni çağırmasını. Yani evimin sadece yatıp kalkılan bir yer değil, gerçekten bir yuva olduğunu hissettirecek bir şeyler istiyorum. Evim boş ve soğuk gelmiştir hep bana. Neden biliyor musun? Neden? Yalnızlıktan. Gerçekte bir mekanı dolduran eşyalar değildir, insanlardır. Hiçbir ısıtma sistemi insan sıcaklığının yerini tutamaz. Evet, anlıyorum. Bir gün gelip evimi ısıt desen, evimin içinde dolaş, mutfağımda yemek pişir. Ben de oturup televizyonda film seyredeyim desem yapar mısın? Bilmem. Yapabilirim sanırım. Eğer bunu yaparsan bana dünyaları bağışlamış olacağından emin olabilirsin. İyi akşamlar, haber saatine hoş geldiniz. Sağ olasın. Yine görüşürüz. Görüşürüz. Biz de bekleriz. Hadi iyi günler. Mustafa! Abla! Al bakalım sürpriz! Teşekkür ederim abla, çok güzel. Ne kadar çok istiyordum bunu. Sen ablanın en iyisisin. Hadi hadi, yağcılık istemez. Thank you.
Nasılmış bakalım babaların en güzeli? Nasıl olayım kızım? Yatıyorum işte. Bel ağrılarım yine tuttu. Önümüzdeki hafta yine muayene ettirelim seni baba. Canım kızım benim. Aa! Bunlar ne? Ama anne. Ne oluyor anne? Bana bak Yıldız. Durumunu hiç beğenmiyorum. Çabuk cevap ver bana. Kimdi o arabasından indiğin adam? İş yerinden bir arkadaşım anne. Sağ olsun bırakıverdi eve kadar. Ne var ki bunda? İyi de sen bugün kız arkadaşlarına dışarı çıkacağını söylemiştin. Yolda rastladım. O da eve kadar bırakmayı teklif etti. Bu kadar büyütecek ne var anne anlamıyorum. Bu poşetler de ne böyle? Ya bu üstündekiler? Sabah çıktığın kıyafeti değiştirerek geliyorsun eve. Mağazanın biri kapatıyormuş anne. Çok ucuza satıyorlardı. Millet doluşmuş kapış kapış alıyorlardı. Beraber çıktığım kız arkadaşım aldı bunları bana. Elin ne zaman rahatlarsa o zaman verirsin dedi. Biliyorsun işleri için gerekli. Çok pahalı şeylere benziyorlar. Bak Yıldız, eğer yalan söylüyorsan, bu işin altından kötü şeyler çıkarsa Allah yarattı demem haberin olsun. O saçlarını tek tek yolarım. Benim güzel anneciğim artık kızına kraliçesine inanmıyor mu? O hiç annesinin yüzünü kara çıkarır mı? Bilmiyorum kızım. Sen bu işe girdikten sonra çok değiştin. Korkuyorum başına bir iş gelecek diye. Aman anne, ne gelecek ki başıma? Ben kendimi korurum, sen merak etme. Kimin kızıyım ben? Evden çok zor çıktım. Bir gün olsun bizimle geçirmiyorsun dedi baba. Her gece o evde uyuyorsun ya, yetmez mi? Ben yapayalnız yatarken, seni düşünüp uyku gözüme girmezken. Delisin sen. Evet deliyim, senin aşkından delirdim. Nereye gidiyoruz? Bana bir sözün vardı, hatırladın mı? Hangi söz? Bana yemek yapacaktın, evimi ısıtacaktın, unuttun mu? Tamam, ama hava kararır kararmaz beni evime bırakacaksın. Emredersiniz hanımefendi. Akkus'ta nasılsın, iyi misin? Vallahi bütün kahvedekiler seni merak ediyorlar. Hepsi selam söylediler. Acil şifalar dilediler. Sağ olsunlar. Doktor istirahat dedi. İlaçlar verdi. Dinleniyoruz işte Bey Hüseyin. Doktor ne dediyse yapacaksın usta. Biliyorum sıkıcıdır orada yatmak. Ama sağlıktan önemli bir şey yok. Hoş geldiniz Hüseyin Bey. Kapıyı sen mi açtın yoksa Akkus'ta? Yo yenge, Mustafa açtı. Sonra ortalıktan kayboldu kerata. Karın çocuklar nasıl? İyiyiz be yenge. Yuvarlanıp gidiyoruz işte. Ben de çıkmadan çay koymuştum. İçersin değil mi? Zahmet olmasın yenge. Yok ne zahmeti. Hakkı evde sıkıntıdan patlıyordu. Sen geldin neşesi yerine gelmiş bak. Arkadaşları özledik be hanım. Sağ olsunlar onlar da bizi özlemişler. Ben çayları getireyim. Ey Hüseyin. Başka ne var ne yok? Ne olsun be Hakkı. Namerde muhtaç olmadan çalışıyoruz sürekli. Sabahtan akşama kadar arabalarla boğuşuyoruz işte. Hep öyle Hüseyin. Allah muhtaç etmesin. Bereket bizim kız yeni bir şirkete işe girdi de biraz rahatladık. Ya sağ olsun. Emine Hanım yeğen Nergis iş buldu. Buyurun. Daha önce çalıştığı işten hiç memnun değildi kızımız. Kız dediniz de... Bizim Serkan var. Bilirsin Akkus'ta. Ne olmuş Serkan'a? Yine mola çıkarmış kerata. Hayır. Geçenlerde gece vakti Taksim'de bir barda eğleniyormuş da... Bunda ne var canım? Onun ayık gezdiğini gören mi var? O barda senin kızı görmüş. Arkadaşlarıyla otururken. Bir yanlışlık olmasın Hüseyin Bey. Vallahi ben de öyle dedim. Yanlış görmüşsündür. Yıldız öyle yerlere gitmez diye. Ama dikkatle bakmış. Yıldız'ı içki içerken görünce iyice şaşırmış çocuk. Ben de iyice şaşırdım kaldım vallahi. Nasıl olur ya? Hanım. Nedir bu iş böyle? Akkus'ta. Akkus'ta. Hakkı. Ne yaptım ben? Hakkı iyi misin? Bu kadar üzüleceğini bilsem söyler miydim hiç? Usta.
Sen çıkıp biraz temizlik malzemesi alsan, hiçbir yerde göremedim. Yıldız, sen iyi misin? İyiyim. Ne oldu ki? Bu işler sana hiç yakışmıyor. Aa, nedenmiş? Ben ev işlerini çok iyi yaparım. Bırak onları. Yapacak birileri bulunur. Sen başka hünerlerini göster bana. Borcumu ödeyeceğim ya. Senin bana yalnız bir aşk borcun var. Seninle beraber çok güzel vakit geçiriyoruz. Mutlu oluyorum. Ama seni daha sevip sevmediğimi bilmiyorum Semih. Bizim örflerimiz, adetlerimiz başka. Ben evlenmeden birileriyle beraber olup annem babamı rezil etmek istemiyorum. Beni anlıyor musun? Bazı şeyleri ağırdan almak gerekiyor diye düşünüyorum. Seni beğeniyorum ama daha yeni tanıyorum. Ya ben sana bir şeyler anlatıyorum, sen dans etmeye çalışıyorsun. Aşk dans etmektir Yıldız. Dansa kaptır kendini. Yine neler oluyor Semih? Ne olacak? Sen ve ben buradayız. Aşkımız da burada. Aşkımızı gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. Bırak beni Semih, canımı acıtıyorsun. Aşk bazen canı acıtır. Bırak bu numaraları kızım. Burada ikimizden başka kimsecikler yok. Artık benden kaçamayacaksın. Yıldız, in aşağı, in diyorum. Bırak beni, bırak. Ne oluyor hemşerim? Aile arasına girme kardeşim. Yalan söylüyor abi, vallahi yalan söylüyor. İn diyorum sana, evde hesaplaşacağız. Semih yapma, Allah aşkına yapma. Yapma, bırak beni. Konuşma, yürü eve. Bırak kolumu. Yürü. Bırak lan kızı. Bırak. Sana ne oluyor be? Bırak o kızı. Kardeşim, karı koca arasına girilmez. Yürü git işine. Aa! Tamam, tamam. Vurma. Hadi kızım, bin şu araba. Ev nerede? Ama hayır olmaz. Annem, babam beni bu halde görürlerse. Ayşe, anlayamadım. Bu gidişin gidiş olmadığını anlayamadım. Basiretim bağlandı. Hemen öyle alevlenme canım. Gelsin bir de kendisiyle konuşalım. Mutlaka bu işte bir yanlışlık ya da bir yanlış anlama vardır. Hem sonra nereden biliyorlarmış bardağında içki olduğunu? Bardağından içip de tadına mı bakmışlar? Konuşma Ayşe, konuşma. Duymadın mı Hüseyin'i? Görenler var diyor. İçmiyorsa bile öyle yerde ne işi var ha? Ne işi var? İş icabı. İş icabıymış. Başlatma şimdi işinden de gücünden de. Ne bileyim ben canım. Benim de aklım hafsalam almıyor. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı şaşırdım. Her gün yeni bir şeylerle geldi eve. Cep telefonları, elbiseler, ayakkabılar. Nereden aldı bunları? Nasıl aldı bunları ha? Nasıl aldı? Ah Yıldız, ah kızım, ah. İşte asıl şimdi yıkıldım ben. Asıl şimdi iflas ettim. Tükendim. Bittim. Mahvoldum. O benim minicik kızım, Yıldız'ımdı. Nasıl çıkarım el içine? Nasıl bakarım insanların yüzüne? Şunca yılın hakkı ustası. Hayatımda bir tek gün bile haram lokma getirmedim bu eve. Namusumla yaşadım ben. Hiç kimseye haysiyetime, onuruma laf ettirmedim. Nasıl yapar bunu bize? Bana bak Ayşe.
Almayacaksın onu bu eve. Yok benim böyle bir kızım. Anlıyor musun? Yok benim böyle bir kızım. Yok benim öyle evladım, anladın mı? Duydun mu beni Ayşe? İstemiyorum, anlıyor musun? İstemiyorum artık onu bu evde. Eğer onu bu eve alırsan öldürürüm. Çiçine kendimi de öldürürüm ben. Hakkı. Hakkı, kendine Ayşe, gel. Ayşe benim. Benim. Hakkı. Eğer babam bugün başıma gelenleri öğrense karnımdan ölür abi. Ben nasıl böyle bir hata yaptım bilemiyorum. Ah be kızım. Olacak şey mi bu yaptın? Benim de bir kızım var. Şimdi kendimi babanın yerine koyuyorum da nasıl böyle bir şeye inanabilirsin? Anlamıyorum bir türlü. Kandırdı beni. Yalan söyledi. Aldattı beni. Benimle evlenmeyi düşündüğünü sandım. Bak kızım, evlenecek adam böyle şeyler yapmaya kalkmaz. Önce aileni, ananı babanı tanımaya çalışır. Sonra da kendi ailesini tanıştırır. Bunun niyeti daha kafadan belliymiş. Neyse, kendine geldiysen daha fazla vakit geçirmeden seni evine bırakayım da biz de ekmeğimize bakalım. Evet, haklısınız. Sizden de çok özür dilerim. Benden özür dileme. Önce git anandan babandan özür dile. Sonra da kendinden özür dile. Çünkü en büyük yanlışı önce kendine yapmışsın sen. Hadi bakalım. Daha çalışacak mısın Nihat? Bu kapakları yarına kadar yetiştireceğime söz verdim Yaşar abi. Bitirene kadar buradayım. Peki, tamam. Ben gidiyorum. Sana kolay gelsin. Sağ ol Yaşar abi. Yıldız? Hayırdır? Nereye böyle bu saatte? Neden ağlıyorsun? Ne oldu? Yoksa ustam... Yok Nihat abi, ben... Gel içeri ben... geçelim. Önce bir yüzünü yıka. Sonra da bana her şeyi anlatırsın. Ölümün dışında her şeyin bir çaresi vardır, merak etme. Gel içeri geçelim. Sağ ol Nihat abi. Dünyada yapayalnız kalmış gibiydim. Sadece sen değilsin dünyada yalnız olan. Hepimiz öyle değil miyiz? Keşke beni bir abi gibi değil de... Hı? Yo, yanlış anlama. Bir dost gibi, arkadaş gibi görseydin diyecektim. Artık kime güveneceğimi bilemez oldum. Müsaade edersen ben bir arkadaşımı arayayım. Hı hı. Ne haber kız? Nasıl geçti Kumburgaz? Hala beraber misiniz yoksa? Hayır Nergis. Ben bu gece sana gelebilir miyim? Gel tabii, ne oldu ki merak ettim. Gelince anlatırım. Tamam ama evde değilim ben. Geçen gece beraber oturduğumuz bar var ya, oraya gel. Tamam, geliyorum. Kusura bakma Nihat abi. Seni de kendi derdimle üzdüm.
Bu gece bir arkadaşımda kalacağım. Ben gidiyorum Nihat abi. Yıldız, aslında böyle bir anını benimle paylaştığın için teşekkür ederim. Çünkü insan böyle zamanlarını ancak güvendiği, kendine yakın gördüğü insanlarla paylaşır. Çok iyisin Nihat abi. Seni gideceğin yere ben götüreyim. Zahmet etme Nihat abi, ben kendim giderim. Olur mu öyle şey canım? Teşekkür ederim Nihat abi, sana zahmet oldu. Estağfurullah ama... Çok kötü şeyler oldu Nergis, sana anlatmam lazım. Cenk, nerelerdesin sen ya? Kayıpsın kaç zamandır? Yakında sergi açıyoruz kızım. Bir iki eksiğim var. Onları yetiştirmeye çalışıyorum. Gel seni arkadaşımla tanıştırayım. Yıldız, iş yerinden arkadaşım. Cenk de hızlı ressamlarımızdan. Bize takılsana. İki kız bir başımıza kaldık bu akşam. Mümkün değil. Şöyle bir nefes alayım diye çıktım. Kaç gündür atölyede sabahlıyorum. Şimdi yine çalışmaya gidiyorum. Ama isterseniz siz bana takılın. Birlikte atölyeye gidelim. Hem çalışırım hem de geyik yaparız. Yıldız, bak bu Cenk çok tatlı çocuktur. Hem kültürlüdür hem de kibar. Semih'ten sonra sana bu çocuk çok iyi gelir bence. Bu arada çok zengin. Yaptığı bütün resimleri sosyete alıyor. Daha ben sana Semih'le aramızda geçen son olayı anlatmadım ki. O şımarık serseri bana telefonda hepsini anlattı. Ben de surasına kapattım telefonu. Ciddi misin? Herhalde. Senin gönül rızan olmadan hayvan gibi o serserinin ellerinde çarçur olmana seyirci mi kalacaktım yani? Kızım akıllı ol. Bu ressam zengin ve budalanın teki. Bütün bu olanlardan sonra benim ne kimseye güvenim kaldı, ne de yeni biriyle bir ilişkiye cesaretim var. Akıllı ol kızım. Öne gelen fırsatları değerlendirmesini bil. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş geldin. Güzel. Çok güzel. Harikulade. Biliyor musunuz? Yüz çizgileriniz çok anlamlı. Hatta heyecan verici. Anatomik çizgileriniz de öyle. Ben mutlaka sizin bir resminizi yapmalıyım. İnanılmaz bir elektriğiniz var. Sen şimdi Yıldız'a model olmasını mı teklif ediyorsun Cenk? Evet, aynen öyle. Yaşasın, harika. Yıldız'cığım gördün mü? İyi ki gelmişiz. Bunu daha sonra konuşuruz. Nergis'cığım kendimi iyi hissetmiyorum. Artık eve gitsek. Yani bu evet mi demek? Hayır mı? Hangi konuda? Modellik konusunda. Her ikisi de değil. Hadi Nergis gidelim artık. Amma da evcimen kızmışsın be. Bırak evi şimdi. Bir yerlerde bir enayi yakalayıp içki içelim. Ne olur Nergis, zaten yeterince içmişsin. Hadi ya. Yıldız. Of. Neler oluyor Yıldız, arkadaşının nesi var? Aa, Nihat abi sen burada mıydın? Bir yere uğramıştım da tesadüf işte. Hey yakışıklı, bize bir içki ısmarlasana. Araba şu tarafta, gidelim hadi. Gidelim ya, ben de onu diyorum. Bara gidelim, içelim tamam mı? İçim dışım zehir olmuş benim. Safra, kuzmuk, zehir, karanlık. Onun bunun eline bak, onun bunun gönlünü yap. Herkes yüzüne gülüyor ama arkandan ne dedikleri belli. Erkeklerin elinin kiri olmuşsun kızım. Ateşe benzerdin, küle dönmüşsün. 5-10 damga yemiş pula dönmüşsün. Yıldız! Yıldız neredesin ya? Nereye gitti bu kız? Niye geldin ki? Aman sen de.
Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde ne işiniz var? Günaydın. Günaydın Nihat abi, sen uyumadın mı? Uyudum canım, uyumaz olur muyum? Az önce uyandım ben de. Sağ ol Nihat abi, çok yordum seni. Ben yorulmadım Yıldız. Ama bana kalırsa sen çok yoruluyorsun. Bu hayatın sana göre olmadığını söylemeye çalışıyorum. Para kazanıyorum derken onurunu, gururunu, itibarını kaybedersin. Nergis nasıl oldu acaba? Akşam onu öyle bırakmak hiç içime sığmadı. Onun böyle bir gece ilk defa yaşamadığı belli. Benim düşündüğüm sensin. Sen böyle bir hayatın, böyle yerlerin insanı değilsin. Olamazsın. Ben kötü bir şey yapmadım ki Nihat abi. İsteyerek yapmazsın elbet. Ama buralarda insan pusulayı kaybediverir. Hele senin gibi masum ve tecrübesiz olursa. Hayrola Mustafa? Ne? Ne var, ne olmuş Yıldız? Babamı hastaneye kaldırmışlar. Durumu çok ağırmış. Hay Allah. Tedavin için gerekli parayı ne yapıp bulacağım. İyileşeceksin. Her şey çok güzel olacak. Ben yine senin bir tanecik kızın olacağım. İş yerine bırakabilir misin? İyi, daha uyanmamış. Oo, canım benim. Sağ ol Nihat abi. Sen de sağ ol. Ayıp ediyorsun. Paranın lafı mı olur? Sözleşmenin altına imzayı attığımız gün yüzden hazır. Gel. Sen yeter ki iste. Miktar önemli değil. Sen bu işi bitir, gerisini düşünme. Bu hafta içi bir yemeğe çıkalım. Hadi görüşmek üzere. Evet Yıldız. Bu sefer kimi şikayet edeceksin bana? Yoksa kapıcıdan mı rahatsızsın? Kimseye şikayet etmeye gelmedim Cihan Bey. Sizden bir şey rica etmeye geldim. Nedir? Babam çok hasta ve ameliyat olması gerekiyor. Ve ameliyat için 10 milyara ihtiyacım var. Acaba bana maaşımdan kesilmek üzere borç olarak verebilir misiniz, onu sormaya gelmiştim. Babanın durumuna çok üzüldüm Yıldız. Acil şifalar diliyorum. Ancak şu anda tam bir darboğazdayız, mümkün değil. Kendi özlük giderlerimizi bile karşılamakta zorlanıyoruz. Anladım. Çaresiz kalmıştım da belki dedim. Ne oldu, ne dedi? Olmaz dedi. Semih'ten istesen. Saçmalama Nergis. Cenk'ten isteyebilirsin. Cenk mi? Adamla daha dün tanıştım. Ondan nasıl para isteyebilirim ki? Cenk için paranın pek bir önemi yok. O çok zengin. En azından borç olarak isteyebilirsin. Onun bir tablosu senin ihtiyacın olan paranın 5 katına gidiyor. Hem senden modellik yapmanı istedi. Bu bahaneyle rahatça isteyebilirsin. Avans gibi yani. Aman be Yıldız, ne yapacaksın başka? Burnunu dikip oturursan kimse sana para falan vermez. Biraz yumuşayacaksın kızım. Hayatı kurallarına göre oynayacaksın.
Selam Tertip, ne haber? Eyvallah Tertip, sağ olasın. Ya Tertip, benim senden bir ricam olacaktı. Merhaba. Sen de nereden çıktın? Çok şaşırdım. Gel. Size modellik yapmaya karar verdim. Harika. Bir kadeh şarap alır mısın? Senin gelmeni bekliyordum, biliyor musun? Ben aslında... O güzel yüzünü sürekli hayalimden çizmeye çalıştım. Ama nafile, başarılı olamadım. Hadi geç şuraya otur. Hemen başlayalım istersen. Cenk Bey, yalnız sizden bir ricam olacak. Neymiş? Babamın acilen ameliyat olması gerekiyor. Ve bunun için paraya ihtiyacım var. Zaten modellik teklifini de onun için kabul ettim. Ne kadar? 10 milyar. Bana yardım edebilir misiniz acaba? Yanlış anlamayın, hepsini geri ödemek koşuluyla. Yani borç olarak istiyorum. Bir müşterim bu akşam ödeme yapacağını söylemişti. Atölyemi de merak ediyormuş. Aslında onu beklerken sen geldin. Eğer bu akşam parayı getirirse sana o paradan verebilirim. Gerçekten mi Cenk Bey? Bana bu iyiliği yapar mısınız? Cenk, biz geldik. Neredesiniz siz günlerdir? Biz hoş buralardayız, geldin. Sen neredesin? Hadi hadi geçin. Hadi. Hadi bakalım, bir şeyler içelim. Hadi bakalım. Ah, hadi. Evet. İşte bu iyi oldu. İyi ki geldiniz. Hani öpücük? Görüşürüz. Tamam, hadi sen de kendine dikkat et. Güle güle. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Tablonun parasını getirdim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Selam söyleyin. Baş üstüne. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Biliyorum. Bu akşam seni çok yordum. Ama o kadar az kaldı ki. Sık dişini. Bitmek üzere. Ne yapıyorsun sen? Resim yapıyorum, görmüyor musun? Aşağılık herif. Hem benden para istiyorsun, hem de bunun karşılığını vermiyorsun.
Ne sandın sen beni ha? Hacı ağası mı? Karşılıksız mı verecektim o kadar parayı yani? Yıldız. Ne zaman geldin? Gece geldiğini duymadım bile. Yine içkiyi fazla kaçırmışım. Hoş benimkine uyumak denmez. Sızmışım. Onun için duymadım geldiğini. Nergis, neden bu kadar içiyorsun? Unutmak için. Neyi? Her şeyi. Yalnızlığımı, kimsesizliğimi, sahipsizliğimi, sevgisizliğimi, çaresizliğimi, hiçliğimi. Peki gerçekten unutabiliyor musun? Evet. Aslında hayır. İçince insanın düşünce mekanizması devreden çıkıyor. Ya da sen kendin düşünmekten vazgeçiyorsun. Böylece bütün kurallar, değer yargıların ortadan kalkıyor. Yani anlayacağın zıvanadan çıkıyorsun. Peki ya sonra? Sonra? Midende bulantı, ağzın paslı ve kahrolası bir baş ağrısıyla uyanıyorsun. Yine yalnız olduğunu, yine kimsesiz olduğunu, yine sahipsiz, sevgisiz, çaresiz olduğunu anlıyorsun. Ve yine koskoca bir hiç olduğunu, hiçbir şey olduğunu, hiçbir değerinin olmadığını, daha birkaç saat önce sana iltifat edenlerin ellerini yıkadıkları suyla birlikte akıp gittiğini anlıyorsun. Hayır Nergis, bu bana göre değil. Ben kimsenin elinin kiri olmak istemiyorum. Ben bir kanalizasyonda boğulup gitmek istemiyorum. Yıldız, sen ne diyorsun Allah aşkına? Şunu demek istiyorum. Yanlış bir hayatın olduğunu söylemeye çalışıyorum. Yanlış yapıyorsun Nergis. Yanlış yapıyorum. Yanlış yapıyoruz. Sabaha kadar burada böylece oturup düşündüm. Ve anladım ki ben kendi boyumu aşan bir bataklığın içindeyim. Senin bu hayatta baş edebilmek için bulduğun çözümlerse çözüm değil. Senin dünyanda kimse kimseye yardım etmeye çalışmıyor. Benim küçük dünyam çok, çok daha iyiydi. Ama aptallığımdan sahip çıkamadım. Kendimi bu kadar küçülttüğüme inanamıyorum. Sana teşekkür mü etmeliyim yoksa kızmalı mıyım bilmiyorum. Ama ben... Evet biliyorum. Kötü bir niyetin yoktu. Bana iyi sandığın, doğru bildiğin yolu göstermeye çalıştın. Bunun için sana dargın değilim. Bunlar bana ait değil. Telefonu sahibine Cihan Bey'e ver. Evin anahtarı belki başka bir arkadaşına lazım olur. Hoşça kal Nergis. Yolun açık olsun. Nasıl durumu doktor bey? Ameliyat şart. Anlıyorum doktor bey. Aa Nihat abi ne işin var burada? Seni aradım ama o iş yerindeki arkadaşın evi terk edip gittiğini, işi de bıraktığını söyledi. Burada olabileceğini tahmin ettim. Yanılmamış. Ailemin yanına gitmek istiyorum. Ama babamı heyecanlandırıp öfkelenmesine sebep olmaktan korkuyorum. Onları üzmekten, zarar vermekten korkuyorum. Gel biraz dolaşalım. Hem biraz sakinleş, hem de ne yapacağımıza birlikte karar verelim. Belki bir yardımım olur sana. Evet haklısın Nihat abi. Buna o kadar çok ihtiyacım var ki.
Taksi. Sağ ol Nihat abi. Şu son zamanlarda sana epey yük oldum. Benim yüzümden atölyeyi de ihmal ediyorsun. Sen iste yeter ki. Ömrüm oldukça hizmetindeyim. O kadar da değil Nihat abi. Neden olmasın? Ne demek istiyorsun Nihat abi? Abilikten kurtulayım diyorum Yıldız. Senin eşin olayım diyorum. Benimle evlen diyorum. Ben seni seviyorum Yıldız. Biliyorum kafan karmakarışık. Dün seni iş yerine bıraktıktan sonra ben tekrar döndüm hastaneye. Annen bana her şeyi anlattı. Babanla da konuştum. O da çok üzgün. Ama Nuh diyor, peygamber demiyor. Bütün bu karmaşa içinde sana evlenme teklif etmem biraz zamansız ama artık geç kalmaktan korkuyorum. Ben seni kaybetmekten korkuyorum Yıldız. Sen çok iyi bir insansın. Senin yanında kendimi çok rahat ve güven içinde hissediyorum. Ama bu bütün bir ömrü birlikte geçirmek için yeterli mi bilmiyorum. Eğer sen istersen ben sana kendimi sevdiririm. Ne dersin? Benimle evlenir misin? Özür dilerim. Eğer üzüleceğini bilseydim. Hayır, özür dileme. Sen beni hiçbir zaman üzmedin. Bazı geceler gökyüzünde yıldızları seyreder, hayallere dalardım. Onların içinde en parlak olanını seçer ve işte derdim kendi kendime. Bu benim yıldızım. Ve sana söylemek isteyip de söyleyemediğim her şeyi ona söylerdim. Doğru. Gökyüzünde bir yığın yıldız var. Ama hepsi ayrı bir dünya. Ve hepsi birbirinden o kadar uzak ki aslında. Birbirlerinden habersiz ve bir o kadar yalnız. Sahipsiz, kimsesiz. Hayır Yıldız, yanılıyorsun. Hiç kimse sahipsiz ve kimsesiz değildir. Var olan her şeyin, ama her şeyin bir sahibi vardır. Eğer öyle olmasaydı her şey yok olurdu. Her şey birbirini bitirir, tüketirdi. Ya sahi senin araban nerede? Galeride. Galeride mi? Evet. Neden? Anladım ki İstanbul trafiğinde araba kullanmak bana göre değil. Sinirlerimi bozuyor. Doktor bey, ne oldu yoksa? Hayır, heyecanlanmayın. Endişe edecek bir şey yok. Hakkı Bey'i ameliyata alıyoruz. İyi ama biz henüz ameliyat parasını denkleştiremedik. Yanılıyorsunuz. Bütün masraflar son kuruşuna kadar ödenmiş. Bir dergide ya da bir kitapta mı okumuştum pek hatırlamıyorum. Göçmen kuşlar okyanusun üzerinde binlerce kilometre uçtuktan sonra uçmaktan yorulup tam takatlerinin kesildiği bir yerde okyanusun ortasında küçücük bir adaya konarlarmış. Sonra biraz dinlenir, sonra yeniden uçmaya başlarlarmış. Derken bir gün bir deprem olmuş ve ada batmış. Göçmen kuşlar yine oradan geçerlerken takatleri kesildiğinde ada hala orada sanıp hızla okyanusa doğru kendilerini bırakmışlar. Fakat artık ada yerinde olmadığı için yüzlercesi okyanusun azgın dalgalarında boğulmuşlar. Çok hüzünlü bir hikaye. Yazık olmuş göçmen kuşlara. Evet, haklısın. Bazen ben de kendimi o göçmen kuşlara benzetiyorum. Aynı o göçmen kuşlar gibi azgın dalgaların üzerinde binlerce kilometre uçtuğumu ve artık yorgunluktan takatimin kesildiğini hissediyorum. Fakat şimdi düşünüyorum da ben o göçmen kuşlardan çok şanslıyım diyorum kendi kendime. Çünkü benim adam henüz batmamış. Müzik
Sen ne arıyorsun burada? Anne lütfen yapma böyle. Yoksa sen mi ödedin masrafları? Nereden bu paralar ha? Kimden aldın ha? Kimden aldın? Kimden? Ben ödedim Ayşe abla. Sen mi? Ama nasıl olur? Ayşe abla. Hakkı Usta senin evinin direğiyse benim de zanaatımın direği. Bugün elim ekmek tutuyorsa onun sayesinde tutuyor. Biz Hakkı Ustamızdan kendi ustasının baba yarısı olduğunu, onu babası gibi sevdiğini ve saydığını dinlemiştik. Ayşe abla sen huzurlu ol. Ben üstüme düşen görevi seve seve yaptım. Allah senden razı olsun evladım. Senin hakkını nasıl öderiz bilmiyorum. Yıldız'ı yeniden bağrınıza basın yeter. O sizin evladınız ve yüzünüzü kara çıkaracak bir şey yapmadı. Böylece beni de mutlu etmiş olursunuz. Doktor çıktı. Ameliyat beklediğimden de başarılı geçti. Birkaç gün daha Hakkı Bey'i burada misafir ettikten sonra onu eve götürebilirsiniz. Şimdi onu görebilir miyiz? Hayır, daha sonra. Henüz narkozun etkisinde. Kendine gelene kadar yoğun bakımda müşahede altında tutmak zorundayız. Çok şükür, çok şükür. Babam, aslan babam. Çekil Mustafa, yorma babanı. Defol. Gözüm görmesin seni. Hayır baba. Gitmeyeceğim. İstersen öldür beni. Ama bir daha hiçbir yere gitmeyeceğim. Dövseniz de öldürseniz de gitmeyeceğim. Benim senin gibi kızım yok. Baba. Babacığım. Geçmiş olsun ustam. Sağ ol Nihat. Biliyorum kızgınsın Yıldız'a. Senin kızın tertemiz bir kız Hakkı Usta, buna inan. Lütfen senden onu affetmeni rica ediyorum. Evet, belki bazı hataları oldu ama sana yemin ediyorum asla namusuna, şerefine zarar verecek bir şey yapmadı. Nereden biliyorsun? Biliyorum. Çünkü günlerce Yıldız'ın peşinde dolaştım. Onu takip ettim. İş yerinde birlikte çalıştığı arkadaşlarıyla konuştum. Neden? Çünkü ben senin damadın olmak istiyorum Hakkı Usta. Ne olur baba affet ablamı. Benim ablam kötü bir şey yapmaz. Affet baba. Ne olur affet. Yolumu aydınlatırsın baba. Senin aydınlığın olmadan yolumu göremiyorum ben. Kızım. Hakkı Usta. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızını bana verir misin? Kızımı sana vermeyeceğim de kime vereceğim Nihat? Yaşasın, düğün var düğün. Yaşasın, yaşasın. Babam. Canım babam benim. Kızım, yavrum. Canım kızım. Hadi bakalım, bırakın işi gücü, yemek molası. Sehpalar ne durumda? Akşamüstü teslim edeceğiz de. Tamamdır, merak etme usta. Kimin kızı var senin karşında? Belki peri padişan değil ama... Mobilyacılar kralı Hakkı Usta'nın. Sofraya bir tabak daha koyun. Misafirimiz var. Hoş geldin Nergis. Hoş bulduk canım. Hoş bulduk. Hoş geldin Nergis. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. O nasıl? Kıpırtılarını hissediyorum artık. Öyle mutluyum ki. Senin adına o kadar seviniyorum ki. İnan gıpta ediyorum sana. Darısı senin başına. İnşallah. Yıldız... Hani bana göçmen kuşların konduğu bir ada hikayesi anlatmıştın. Evet. Nihat benim için bir ada oldu, kurtuldum demiştin.
Evet. Sen de bana bir ada oldun. Teşekkür ederim. Ha, bu arada ben de işi bıraktım. Şimdi birkaç esnafın muhasebe defterini tutuyorum. Artık serbest çalışmak istiyorum. Ne kadar iyi. Bizim de muhasebe işlerimizi sen yaparsın o zaman. Tabii, seve seve. Hadi bakalım yemeğe. Hadi gel. Sofrayı bekletmek doğru değildir. Geç bakalım. Nergis sen şöyle yap. Tamam. Geç hanım.